gelsin diyoruz ve güneydeki çatışmalarla ilgili son bilgileri aktarır mısın? Senden dinlemek istiyoruz. İsrail'in Güney Lübnan'a saldırıları kesintisiz devam ediyor. Gece ve gündüz saldırılar devam etti. Sizin de belirttiğiniz gibi günün en önemli gelişmesi aslında Hiyam kasabasında meydana gelen Birleşmiş Milletler askerlerine yönelik olan saldırıydı. 4 askerin burada ölmesi bütün çevreler tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bu konuda yaptığı açıklama burada da çok büyük yankı buldu. Bu gerçekten çok önemli. 1982 yılındaki Gazap Üzümleri Operasyonu'nda da Birleşmiş Milletler'in Kanada'daki kampının vurulup 106 sivilin öldürülmesi Gazap Üzümleri Operasyonu'nun sonunun getirilmesini sağlamıştı. Umarız bu katliam, Hiyam kasabasında yapılan katliamda bunun bir başlangıcı olur. Ayrıca Güney Lübnan'da Sur kentinin civarında bir kasabada, kasabanın da adını vermek istiyorum, Yarmuk kasabasında meydana gelen bombalamada da 3 katlı bina çöktü. Şu ana kadar 10 kişinin öldüğü, 57 kişinin de enkaz altında kaldığı yönünde bilgiler var. Hizbullah ise Lübnan hükümetinin aracılığıyla esir değişimi konusunda ve ateşkes konusunda işbirliği yapabileceğini açıkladı. Ece? Eyüp, sen yine Lübnan'ın güneyinde İsrail'in günlerce bombaladığı Sayra kentini de ziyaret ettin bugün. İzlenimlerin neler, neler gördün orada, aktarabilir misin? 15 gündür Sayra kenti bombalanıyor Sur'la birlikte. Güney Lübnan'da yer alıyor. Aslında burası çok uzak bir yer değil Beyrut'a. Beyrut şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta. Normal zamanda yarım saatte, bilemediğiniz 40 dakikada gidilen bir yer. Bugün kameraman arkadaşımız Cumhur Çatkaya ile birlikte buraya gitmeyi denedik. Ve bu yol, 45 dakikalık yolu ancak 3 saatte dağ yollarını aşarak gidebildik. Çünkü İsrail Beyrut'un hemen 5 kilometre dışında otobanı, köprüleri bombalamış durumda. O nedenle bu buraya ulaşmak isteyenler, Güney Lübnan'a gitmek isteyenler Şuf dağlarını aşarak, Dürzilerin yaşadığı bölgeyi aşarak 3 saatte ancak Sur kentine gidebiliyor. Burada şehir merkezini gezdik. Sevindirici yanı şehir merkezinde sadece bir külliyenin ve civarının bombalanmış olması, ama en üzücü yanı ise gezdiğimiz hastanede gördük. İnsanlar perişan durumdaydı. Çok ağır yaralı insanlar gördük. Vücutları yanıklar içerisinde ve şarapnelle bombalanmış biçimde paramparça insan vardı. Gerçekten yürek dağlayıcı görüntüleri gördük. Ece? Eyüp, son olarak 2 haftanın sonunda nihayet bazı yardımlar ihtiyaç sahiplerine daha bugün ulaştırılabildi. Bu konudaki detaylar neler? İzlenimlerin neler? İsrail 15 gün sonra insani yardım konusunda da adım atmaya başladı. Bunun ilk belirtileri bugün Beyrut Refik Harire Havalimanı'nda yaşandı. Bu havalimanına Ürdün'ün 3 uçağı Birleşmiş Milletler'in hazırladığı yardımları getirdi. Bu çok önemli bir gelişme. Önemli bir gelişme, iki tarafından önemli. Bir, bu şunu gösteriyor. Refik Harire Havalimanı belki çok kısa zamanda eğer saldırılar durursa hizmete açılabilecek. İki de insani yardım konusunda İsrail artık bir adım atma ihtiyacını hissetti. Zaten buradaki Birleşmiş Milletler yetkilileri de sürekli İsrail'e baskı yapıyor. Sur kentine, Sayda'ya, Beyrut'tan ufak da olsa kamyonlarla yardımların gittiğini gördük. Türkiye'den de sevindirici haberler var. Deniz Feneri Derneği'nin Lübnan'a gönderdiği yardım ulaşmış durumda. Sınırda Lübnanlı yetkililere teslim edildi. Kızılay'ın da bu konuda hazırlıklarının olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 50 kamyonluk bir yardım kafilesi önümüzdeki günlerde buraya gelecek. Özellikle Güney Lübnan'daki 500 bin insanın yardıma çok ihtiyacı var. Ece? Eyüp Coşkun, Beyrut'tan izlenimlerini aktardın. Teşekkür ediyoruz ve kolay gelsin diyoruz.